Herkese merhaba, ben Cüneyt. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugünkü konumuz el açma teknikleri. Bir insan resme başlamadan ön egzersizler yapması lazım. Örneğin bir futbolcu maça çıkmadan önce nasıl antrenman yapıyorsa siz de resim çizerken antrenman yapmanız lazım. El kaslarını açmanız lazım. El kaslarını açmanın belli bir yöntemleri var, teknikleri var. Eğer devamlı, sürekli yaparsanız eliniz açılır. Okula başlarken bize gösterdikleri ilk şey çizgi çalışması ilkokulda. Hatırlarsanız. Bunun tek sebebi parmak kaslarının açılması. Küçük çocuğun parmak kasları açılmamıştır. Yazı yazmak için elverişli değildir. Parmak kasları açıldıkça daha iyi yazı yazar. Resim de öyle aslında. Parmak kaslarınız açıldıkça çok iyi şeyler çizebilirsiniz. Ben yeteneksizim. Ben yapamam, ben edemem gibi laflarla gelmeyin. İstekli olun. İstekli olduktan sonra zaten çizersiniz her türlü. Laf fazla uzatmadan dersimize geçelim bence. Hem sizi daha fazla sıkmayalım. Öncelikle hangi malzemeleri kullanacağız diyeceksiniz. Bir tane kalem olması lazım. Faber-Castell'in 2B. Bu çok önemli. Kalem 2B, 3B, 4B diye açıktan koyuya doğru gider. Bunlar yumuşak kalemler. B olanlar. Bir tane silgi, maket bıçağı, kalemi kalemtıraşla açmayınız, maket bıçağıyla açınız. Neden derseniz, şunu hesaplayalım. Uçlu kalemin ucu çok az açıktır değil mi? İstediğimiz kadar bastıralım, kırılmaz ve sert çizgiler çıkar. Ama ucunu fazla çıkarttığımızda, tamam mı? Bastırdığımız kırılır. Elimiz alıştıkça daha hafif çizgiler atmaya başlarız. Onun için ilk başlarda kalemle her zaman ucunu fazla açalım. Nasıl fazla açalım derseniz, onu da göstereyim hemen size arkadaşlar. Yani basit, fazla zor bir şey değil. Ucu fazla olsun ki kalemi bastırmaktan korkun. Ve o zaman eliniz daha çabuk hafifler. Şu ebat da yeter aslında. Bastırmayı engeller en azından. Aklınızda bulunsun. Şurayı bir temizleyelim ilk başta. Elimizin alçıda olduğunu hesaplayın. Şu omuzu kullanacağız çünkü her zaman. Şu dirseğin bileğin kırıldığını farz edin. Alçıda. Ve ilk başta çizeceğimiz şey yuvarlak. Yuvarlaktan başlayacağız. Ama bileği kullanmayacağız. Dirseği kullanmayacağız. Omuzdan yapacağız ki elimiz daha çabuk açılsın. Arkadaşlar, omuzdan çalışacağımız için şu kırık hesaptan şu şekilde. İlk başta bir yuvarlak çizeceğiz. Omuzu kullanıyorsun. Ve dikkat ederseniz ucu uzun olduğu için kalemin bastırmaktan korkuyorum ve çizgilerim hafif oluyor. Şayet eğer kalemin ucu bu şekilde olsaydı daha çok bastırdım, dikkat ederseniz. Aradaki farkı görüyor musunuz? Onun için kalemin ucu her zaman açık olması lazım fazladan. Yuvarlak çiziyoruz. Yani bu kağıt kapkara olana kadar karalıyoruz. Omuzdan. Bunu yaptıktan sonra 8, çok basit. Bunu hızlandırın sürekli. Yanda tam tersini de yapın. Şaşırtın elinizi. Bunu yaptıktan sonra çarpı. Bunu şuradan çizeceğim ama kağıdımı ters çevirmeyeceğim. Kağıdım sabit duracak. Ondan sonra artı. Yani artıyı yaparken yine hemen iki çizgi yapıp buraya geçmeyeyim. Burayı bayağı yaptıktan sonra geçeyim. Yani bu çalışmayı, parmak egzersizini
yaklaşık bir 20-25 dakika yapmanız lazım. Genelde yeni başlayanlar, resme yeni başlayan kişilerin kaleme hakim değildir. Kalem onlara hakimdir. Eğer siz kaleme hakim olmak istiyorsanız dediğim şekilde çizgi çalışması yapmak zorundasınız. Bak altını çizerek söylüyorum, zorundasınız. Kalemin hakimiyetini elinize almanız lazım. Örneğin alın bir kalem elinize, kağıt şimdi. Şunu yapalım. Şuradan bir çizgi yapalım. Diyelim eğer taşırsanız kaleme hakimiyetiniz yok. Şu şekilde. Eğer yok, taşırdım bu şekilde. Demek ki kalem size hakim arkadaşlar. Siz kaleme hakim değilsiniz. Arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Yani bir nebze de yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki beğenmeyi de. Aklınıza takılan her şeyi Instagram hesabından ya da YouTube kanalından altta mesaj kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.